Şimdi Olabilir. O da olabilir. ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş oyun sonu seremoniye geçelim. Çünkü oyun sonu seremoninde bir mevzular dönüyor. Arda'nla Mert arasında özellikle. Onları bir izleyelim, ondan sonra yorumlamaya başlayalım. Ödüllere sormak istiyorum. Kritik bir oyunu kaybettiniz. Arda, senle başlayalım. Neler söyleyeceksin? Öncelikle bu oyunu hani kazandıkları için başta Ersin abi olmak üzere tebrik ederim. Bu bir. Lakin şunu diyorum ben. İki oyun, üç oyun Mert çıkıyor. Bir şey yok. Sonra bir bakıyorum üçüncü oyundan sonra ben oynamıyorum diyor. Doktor kararı varmış. Tamam, ben söylüyorum. Bu 15 gündür zaten bir doktor kararı diyor. O gün oynamıyorsun. Ondan sonra iyileşiyorsun. Bu nedir? Bunun cevabını almak istiyorum. Bir ikincisi de Selcan da maşallah 10-15 gündür bir sakatlıklarınız var. Bu sakatlıklar hiç iyileşmiyor. İnşallah sakatlık olmaz. Lakin artık biz 5 kişiyiz. Yani ısınamıyoruz oyuna. Mesela bir yer Yasin oynuyor, üçer beklemek zorunda kalıyor. İşte bir yer Cemalcan oynuyor. Yani biz tabii ki sakatlık olmasını istiyoruz. Ama bakıyorum da ben işte diyorum ki o çaylar gelecek, kahveler gelecek, sefa süreceğiz. Çıkın oynayak. Mert. Şimdi bir noktaya kadar çok iyi takip edebildim. Bütün cevaplarımı da hazırladım ama bir noktadan sonra kaçırdım. Hatırlayabildiklerimin hepsine tek tek cevap vereyim. Birincisi benim sakatlığımdan bahsetti. Ben burada kafama göre parkura çıkıyorum ya da kafama göre kenarda oturuyorum deme hakkına sahip değilim. Öyle bir hakkım yok Acun abi benim, değil mi? Doktorumuz söyledi, otursun dedi. Hayır, oynamak istemezsen oynatmayız ama doktorumuz senin durumun için oynamayabilir, evet, dedi. Çünkü nereye vurduğumu göstereyim, nereye vurduğumu. Ben orada yürüyemezsem, yarın belki beni bir ay etkileyecek bir sakatlıkla karşılaşırsam sen bunun sorumluluğunu alıyor musun? Doktor almıyor mesela, sen alıyor musun? Sana saygı duydum. Bir. İkincisi, Sercan'ın sakatlığına laf ediyorsun, benim sakatlığıma laf ediyorsun. Ben 14 haftadır kaç defa sakatlandım? 2 kere sakatlandım, ikisi de aynı kaburgadan sakatlandım. Bu da üçüncüdür 14 haftada. En fazla 2 gün ağrıyacak bir kas ağrısı var. Belki bir ihtimal yarın yarışamam, zaten üçüncü gün tekrar döneceğim. Artı benim her yarışa çatır çatır çıktığımı, birçok yarışta da en az 2'de 1 yaptığımı çok iyi biliyorsun. 3. Bizim Sercan'a laf ediyorsun, benim şeyime laf ediyorsun. Ben de şimdi sana bir şey soracağım. Başta neydi sizin elenen kız arkadaşınız? Meryem, 30 gün beklediniz, kimse laf etmedi. Kaydırak'ta panik atağı tuttu, en son giden kızın adı neydi? Gizem, kimse laf etmedi. Nisa'nın 3 oyunda bir defa şaftı kayıyor, ben elenmek istiyorum, ayrılmak istiyorum diyor. Kenara geçiyor, ağlıyor, kimse laf etmedi. Ettik mi? Etmedik. Şimdi sen oyunu kaybettiğin için, pizzayı ve dağ evinde kaybettiğin için sinirlisin. Ama bence bugün git düşün. Haksız olduğunu çok iyi anlayacaksın. Başka var mıydı arkadaşlar? Şurada kaçırdığımız, cevap veremediğimiz bir şey. Arda'nın sorularına. Yeterli mi kardeşim? Arda. Babacığım, burada söylediğimi anlamadın. Ben anlatmak istediğim, bu yaptığın 3 oldu. Nasıl geçen havuz oyunda 2'de 0 yaptın, 3'ünü de oynamadın. Bu da 3'te 0 yapıp oynamadın. Ben buna taktım. 3 oyun oynayan 4. çıkarabilir. Sen beni yanlış anladın. Ben oynamadım değil. Ya Arda'nın 5 erkeksiniz. 5 erkeksiniz. Bak, saygı duyuyorum kazandığınıza. Biz de adam, bir şey diyeceğim. Adam 5 oyun almış, 10'da 5 yapmış, sizi tek başına devirmiş. Abi saygı duyduk zaten. Sen benim sakatlığımla uğraşıyorsun. Adam orada adamın. 5 erkeksiniz. Hepinize tek söyledim ben. Alsaydınız birer sayı, adamı yenseydiniz. Bu kadar basit. Yarışmacı oynamadığı zaman, sen ikinci oyuna çıktığın zaman, o yarışmacı ilk oyuna çıkınca o parkur alışık olmuyor. Ya da sen üçüncü oyundayken artık elin alışmış oluyor, o soğuk kalıyor. Burada %100 haklısınız. Açık söyleyeyim. Burada sana doktor oynama demedi. Ama şöyle bir olay var. Oynamak istemiyorsun şeklinde başvurdun. Doktorumuz da onayladı. Bu da doğru. Durum şu. Doktorumuz oynamasını yasaklayabilir. Bir. Doktorumuz oynamamasını tavsiye edebilir. İki. Bunlar sorunsuz olaylar. Yarışmacı oynamak istemiyorum diyor. Doktor risk almayalım der. Üç. Şu andaki Mert'in durumu. Doktor oynayabilir diyor. Yarışmacı oynamak istemezse yine oynamayabilir. O zaman seçim hakkı veriyoruz. 4. Evet, şimdi dün akşamın özellikle sosyal medyada tartışma yaratan konularından biri. Mert 3'te 0 yaptıktan sonra doktor raporuyla oyundan çekiliyor. Ve oyundan çekildikten sonra da takım galip geliyor. Şimdi bununla ilgili Mert haklı, Mert haksız veya ortada kalanlar var. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü benim de birkaç görüşüm olacak bununla ilgili. Melisa, seninle başlayalım istersen. Nasıl görüyorsun bu olayı? Ben her zaman söylüyorum. Mert kötü oynadı. Her oyunda bir bahane üretiyor. Ya kaburgasında bir problem oluyor, ya bacağı çekiyor, ya nefes darlığı yaşıyor. Ama böyle dokunulmazlık gibi ciddi bir oyunda Arda'nın bu zelzenişlerini aslında haklı buluyorum. Çünkü ilk potaya girecek olan Ardahan. Ve zaten Ardahan hep dokunulmazlık oyunlarında, farkındaysanız, uçuyor olarak görüyoruz. Ama ne demişler? Kurtlarla sofraya oturuyorsan kılıcın cebinde olmak zorunda. İşte. Çünkü Mert çok zeki bir insan. Bir daha söyle. Kurtlarla sofraya oturuyorsan kılıcın cebinde olmak zorunda.
Kılıç. Güzel. Ya da belinde. Cebe sığmayabilir. Belinde. Belinde olur. Tamam. Her şey buldun Gökhan. Demek istediğim şu. Mert çok zeki bir insan. Ardahan bana göre çok tatlı bir yarışmacı ve gerçekten sonuna kadar görmek istediğim yarışmacılardan çünkü çok renk katıyor. Bu gibi durumda şöyle bir şey diyorum ben Mert için. Hani diyor ya biz sizin Nisa'nız oynamadı bir şey söylemedik, Meryem'iniz oynadı bir şey söylemedik diyor. Nisa oynamamasına bir şey söyleyemezsin çünkü Nisa'nın oynaması sizin için eksi. Meryem için bir şey söyleyemezsin. Meryem kadınların en iyi yarışmacısı ama sen gönüller takımını görürsen zayıf bir yarışmacısın. Böyle dokunulmazlık gibi bir oyunda da Arda'nın bu zelzenişlerini haklı buldum. Haklı buluyorsun ama doktorun da raporu var bu arada. Doktorun raporu ama Acun Bey çok güzel bir şey söyledi. Ama oynayabilirsin aslında. Ama oynamak istemeyen aslında Mert. Riske girmeyelim demiş doktor. Riske girmeyelim demiş ama kesin biz de... Kesin oynayamaz demiyor. Yani üçüncü dereceden şey yaptı sakatlık. Hani dört derece, dördüncü derecede seçme hakkı verecek. Üçüncü derece, yani son anda yani Mert. Bu arada Mert genel tabloda gönüllerin en iyi, şey ünlülerin en iyi ikinci erkeği. Genel ama... tabloda yani... Şimdi Sercan var üstünde. Şimdi Ersin ve Yunus Emre'nin üstünde hala genel tabloda Mert. Yani Mert gönüllüler için kolay lokma olamaz. Bence şimdi kolay lokma. Olamaz, imkansız. Çünkü gönüllüler takımının genel tabladaki ikinci yarışmasından Sercan'a göre, Ersin'e göre, bana göre kolay lokma Mert. Evet, o zaman dün de Yunus Emre zaten 5'li 3 yaptı. Yunus Emre'ye göre de yani o zaman parkur değerlendirmek lazım. Ben genelinden bahsediyorum. Büyük resimde Mert Survivor'ın çok iyi yarışmacılarından biridir. Sakatlandığında oyun 6-5 oluyor. Ardahan Mert'i yeniyor. Onun üstüne zaten 2 tane daha devam eden bir fikstür var. 7-6 zaten ünlüler öne geçiyor. Aslında Mert'in çıkamadığı yerde ünlüler zaten 7-6 önde. Yani burada gönüllüler biraz karşıdaki sorunu zaten 3'te 0 yapmış bir Mert var. En fazla bir oyunu daha çıkabilecekti. 4'te 0 olurdu hadi en fazla. Yani 3 oyuna çıkmış zaten 3 oyunu vermiş size. 5 tane daha mı oyun versin? Adam yani bir insan sakatlandım diyorsa o tamamen onun kendi vicdanıyla alakalı bir durum. Ayrıyetten de doktor da evet bize böyle bir Acun abinin de dediği gibi şey 3 bu. 3. Opsiyon. Yarışmacı geliyor. Ben oynamasam iyi olur diyor. Doktor da bakıyor. Evet riski almayalım diyor. Oynatmıyor. Bir de bunun dördüncüsü var. Doktor oynayabilir diyor. Sen yok ben oynamak istemiyorum. Sakat istedim kendim diyorsun. O zaman da seçme hakkı veriliyor. Seçme hakkı versene zaten. Zaten. Bugün Yunus Emre ya da. Yunus Emre ya da Ersin var. Onlar da formda. Bu zaten Survivor'ın kuralları var. Bu kurallar dahilinde oluyor yani Mert'in yaptığı da. Ama çok kritik noktalarda oluyor. Bak 7-6 öne geçiyor zaten fikstür bittiğinde şey takımı. Ünlüler takımı. Tamam. 7-6 öndeler zaten. Zaten üstüne de kazanın yani. Ersin'i bir kere de yenin yani o zaman. Biraz da kendinizde bulun şeyi. Herkesi yendi Ersin. Herkesi yendi Cemal Can hariç evet. Yunus Emre. Zaten ikisi dediğin gibi 8 sayı aldılar. Zaten o zaman alacaksın. Yunus Emre'yi yenin o zaman. Gitti karşıya gitti diye çok sevindiğiniz Survivor'ın en kötü yarışmacılarından Yunus Emre'yi yenseydiniz bir kere. Yani o sakatlıklara falan takılınacak bir oyun değil bu. Ama şimdi bak şöyle bir şey var Gökhan. Yani o günün gününde olmayan evet. Parkuru veya atışı beğenmemiş bir yarışmacı var. Yani sen de onu rakip takım olarak yakalamışsın. Hı hı. Ondan yararlanmak istersin. Niye yani? Ersin'e çok bakan bir oyundur. Ya tamam ben Mert'e oynamayacaktı bile zaten. Mert'e bakmaz. Bir anda Mert yok. Yani belki oynamayacaktı bile. 7-6 oluyor. Oradan sonra yeni... İrdeleyebilirler. İrdeleyemezler demiyorum. Hı. Ben çünkü şöyle bir şey. Ersin yenen Yunus Emre'yi orayı değil. Mert'i de yeniyorlar. Niye Mert bir anda yok oluyor? Onlar onun derdinde ha, zaten. Mesela yani, bizde onu Riya çok yapıyordu. Hemen böyle sayılar çok kritik bir noktaya geldiği zaman hemen ah ayak bileyim diyordu. Yok bacağım çekiyordu. Ya, bir bakıyoruz bence çıkıp zıplıyordu. Var. Bu bütün sporlarda var. Mesela futbol maçı izlersin. Evet. Deplasmana bir takım gelir. Hı-hı. Bir gol atar. Maç oynanmaz ondan sonra. Yerden kalkmazlar yani evet. Tamam mı? Yani hı-hı. Bu biraz böyledir yani. Profesyonel sporlarda da var. Hatta seyirci isyan eder. Bağırır, çağırır. Ayağa kalkın, erkek gibi oynayın falan hı-hı. der. Yanlış anlaşılmasın. Burada Mert'le ilgili bir şey söylemiyorum. Hı-hı. Mert çünkü belki profesyonellik yapıyor. Belki gerçekten sakatlanıyor. Onu bilemeyiz. Onu sadece Mert bilebilir. Ama vicdan işi doktor, biraz. Evet. Doktor orada bir darbeyi görüyor ve oynamak istemediği yönündeki şeyine başvurunca da peki oynamasın deniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mert'in verdiği örnekler çok doğru. Yani hı-hı. senin takılman doğru. Mert'in örnekleri doğru değil. Sen diyorsun ya Nisa oynamadı. Ağzımızı açmadık. Meryem oynamadı. Ağzınızı açamazsınız zaten. Açamazsınız zaten sizin lehinize bu durum. Onların evet. oynamaması zaten gönüllerinin avantajına. Bugün Nisa oynamayacağım deyince bir takımı bir kere kesin yani %70 galibiyet oranında bir oyuncudan şey oluyor. Evet. Ve tek kadın kalıyor şu an. Yani bir. İkincisi takımı düşürüyor. Yani bugün yine oynamayacağım yine bir enerji alıyor orada. Yani zaten Nisan oynamak istememesi Mert'in avantajına. Evet. Her türlü avantajına. Bunu Mert şikayet edemez. Bunu da böyle hı-hı. bir şey olarak kullanamaz elinde. İkincisi aynı şekilde Meryem. Meryem oynadığı zaman yüzdesi en yüksek yarışmacıydı. Evet. Yani yüzdesi en yüksek bir yarışmacıyı sen vay efendim Meryem haftalarca oynamadı bir şey mi dedik diye yani evet. kullanamazsın. Çok yanlış. Yani
bir avukatlık bürosuna gitsen, Mert bunu gösterse senden avukat olmaz derim yani. Çünkü evet, burada verdiğin tek örnek Gizem örneği var. Hı. Gizem de yüksekten atlayamadığı için ses çıkarmadık diyorlar ki çok da ses çıkardılar. Bir sürü de itiraz ettiler. Evet. Bir sürü her röportajlarında her yerde bunu gündeme getirdiler. Hiç de ses çıkarmadı değiller. Ses çıkardılar ama verdiği örnekler doğru değil. Ünlüler takımında Mert'in oynamamasını gönüllülerin bence irdelemesi doğru buluyorum. Ama sonuçta Acun abinin dediği ve kurallar var. Mert'in oynamak istememiz ya da sakatlanması, sonuçta orada bir doktor var. O karar vermişse orada hiçbir şey diyemezler artık. Ama şu var, gözüme çarpan bir şey var. Ersin oyun alanında dedi ki, Mert 3 oyun kaybettikten sonra ah uh demeye başlayınca, kardeşim böyle insanlar kaybettikten sonra da bu sakatlanmalar olmuyor pek dedi. Evet. Bak kendi takım arkadaşı söylüyor. Takım arkadaşı söylüyor. Kendi takım arkadaşı söyleyince de ister istemez seyircide de rakip takımda da bir soru işareti oluşuyor. Hı. Bu bir gerçek yani. Ama tabii ki yine de son söz orada konuşulan gibi. Yani hem doktor hem de biraz da vicdan işi bu yani. Yani orada da bir şey diyemiyorsun yani. Gönüllüler takımı da kusura bakmasın 6-5 öndelerdi. Yani bunu yani korumaları lazım. Yani yenselerdi. Tabii ki de bunu. Tabii ki de bunu. Bir veya iki öndeler çıkacaktı. Bunu bir bahane etmemeleri demek. Bir çıkabilirdi maksimum. Bir veya iki öndeler. Bir çıkabilirdi, bir daha çıkartmazlardı. 8-8 olurdu, 7-8 olurdu, bir daha çıkartmazlardı. E tamam, bir çıksa ne oluyordu durum? Bakalım. Bir çıkabilirdi. 9-9 olurdu, şeye kalırdı. 9-9 olurdu. Belli olmaz ama belki de yenecekti yani. Bilemeyiz. Tavası olarak iyi olurdu. Belki de yenecekti, bilemeyiz yani. Bilemeyiz tabii de. Hani orada kusura bakma Yunus Emre Berkan'ı yeniyor. Mert'in Berkan'ı mı yenmesi daha olası? Mert'in Berkan'ı mı yenmesi daha olası? Yunus Emre'nin Berkan'ı yenmesi mi daha olası? Ya şu an bak, şu an her şey olabilir yani. Evet. Şu an aşkım çıkıp Barış'ı da yenebilir. Ya orada yani. Gönüllüler takımının orada demesi gereken şey şu. Biz Yunus Emre'yi nasıl kaybediyoruz arkadaşlar? Bırakın Mert'in sakatlığını falan. Ya onu öz eleştiri yaparlar. Onu yapmıyorlar işte. İlk başta onu yapacaksın. Sonra karşı tarafı eleştireceksin. Ben yine de bak, gönüllülerin bunu gündeme getirmesi çok doğru buluyorum. Ya gündeme getirsinler ama bak, ilk başta psikolojik baskıdır. Tamam. Bak yarın öbür gün sen burada hiçbir şey demezsen, yarın öbür gün Mert veya bir başkası veya Sercan fark etmez, 2-0 olduğunda doktora gidip rapor almaya kalkar. Sen burayı irdelersen, hı hı, seyirci gözünde, Serom'unda, Acun abi de varken işte oyundan kaçıyorsun falan dersen, yarın o adamın aklına o gelmez. Gerçekten sakatlanmışsa gider doktora. Çünkü der ki ya ben geçen böyle bir şey yaşadım. Ya şimdi ben bunu numara yapacaksam yapmam mesela. Ya yine gönüllüler bana bir şey söyleyecek. Ben yine o sefer mador olacağım diye düşünebilir. En azından ben gönüllülerin bu itirazını haklı buluyorum. Yani haklı olduklarını şöyle buluyorum. Yani yapmak zorunda oldukları bir şey. Yapabilirler. Karşı tarafı baskı altına alıyorlar. Evet. Aynısını ünlüler de yapıyor zaten. Evet. Yani yapacaklardır da.